Fatih Bey babasının aklını çok iyi kullanıyor rahmetinin. Çünkü rahmet Hoca da böyle bazen bir şey olmayacağı zaman olmaz demezdi. Öyle bir şartlar sunardı ki oradan hareket ederdi. Böyle siyaseten bunu çok yapardı. Şimdi ben önce biraz arka plan vereyim. As esasında ben ısrarla hep söylüyordum son dakikaya kadar bu iş olabilir, söylemini. Aday geri çekmek olsun. Evet. E, bu iş niye olmadığıyla ben biraz arka plan vereyim. Niye olmadı? Şimdi AK Parti ile Yeni Refah arasında benim bildiğim dört kişilik bir aracı heyet vardı. Bunlardan bir tanesi medyayla iştigal ediyor. iki tanesi, bir tanesi eski bakan, e, bir tanesi Erbakan'ın eski danışmanı, bir diğeri de Milli Görüş Camiası'nda uzun yıllar siyaset yapmış bir isim. Bunlar gidip geldiklerinde şunu ifade ettiler. Yani dediler ki yani Cumhur İttifakı'ndan ayrıldınız, İstanbul seçimleri önemli. Dolayısıyla da İstanbul'da bir yol bulalım. Çünkü siz İstanbul'da İmamoğlu'na kazandırırsanız bu sizin deyinize olacak bir durum da değil. Hani siz böyle bir tercih içinde mi bulunuyorsunuz? Yeni NRF orada da aynı şeyi söyledi. Yani sonuçta dediler ki biz Cumhurbaşkanlığında Sayın Cumhurbaşkanı'na kazandırdık çünkü biz çekilmeseydik kaybedecekti. Sinan Oğan meselesini gündeme getirdiler ve biz Fatih Erbakan'ı geri çektik. Çünkü Fatih Erbakan da 4-5 puan civarında oy alabilirdi. Ve bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın kazanmasına engel evet. olabilirdi. Yani biz bu fedakarlığı yaptık. AK Parti'den fedakarlık bekliyoruz. Tabii ben önce şunu söyleyeyim ki partinin bazı yetkililerin açıkladığı rakamlar çok şey rakamlar. Ne diyeyim? Hani ilk başta hani ortada fol yok, yumurta yokken masaya gelmiş işler. Yani esas ciddi pazarlık masasında masaya gelmiş rakamlar değil. Konuşuldu, konuşuldu fakat üç tane şey işi bozdu. Birincisi Suat Pamukçu'nun istifası ve istifası sonrasında Suat Pamukçu üzerinden milli görüşe FETÖ yapıştırması. Bu gerçekten herkesi rahatsız etti. Mesela ben de çok rahatsız ettim. Neden beni de çok rahatsız etti? Yani kişileri söyleyebiliriz ama Türkiye'de FETÖ'ye bulaşmamış ender yerlerden bir tanesi milli görüş olduğunu herkes bilir. İkincisi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu zübük meselesi ve en son paçama yapışlar sözü. Mesela o çok büyük bir rahatsızlık uyandırdı. Çünkü Fatih Erbakan biz kimsenin paçasına yapışmadık dedi. Yani nereden çıktı bu söz? O ciddi bir yarılmayı getirdi bu son hafta için söylüyorum. Üçüncüsü İstanbul'da Suat Pamukçu'nun katılım töreni o saatten AKP. sonra evet o saatten sonra ki bana göre o katılım töreni doğru bir zamanlama değildi. Ben bunu ısrarla hep söyledim. Ben şuna da inananlardanım. Yani bir milletvekili bir partiyle meclise geliyorsa o partiden istifa ediyorsa bence bağımsız kalmalı. Bu yasama yılı içerisinde başka bir partiye katılmamalı. Çünkü biz ona o parti için oy veriyoruz. Yani bu Suat Bey için söylemiyorum. Genel bir siyasi ahlak meselesi yani de söylüyorum ki... Belediyeler bu konuda çok eleştirilmedi mi? Başka partiden seçilip seçildikten sonra tekrar parti değiştirenler halk, halk, vardı. Halk, belediyede halk seçiyor ya. Onda bir yasama yılı geçtikten sonra halk seçerse bir şey yok. Diğerinde halk seçiyor. Yani siz bir yeri geçtiğiniz en azından halkın önüne yine çıkıyorsunuz oylamaya. Ve dolayısıyla da yine refah meselesinde... Tabii bunlar gündeme geldiğinde şöyle bir mesele başladı. Bu sefer... Gerçekten benim, yani ben bu camiyeyi tanıyan biri olarak ifade ediyorum, milli görüşü. Ya aklın sırrını ermediği böyle kampanyalar başladı. Ta 28 Şubat sürecinde Erbakan'ı rahmetli İslah ile anlaşmaya yapmaktan tutun birçok meseleye kadar getirdiler. Ve şu an muhafazakar camiada dört mesele var. Bir tanesi yeniden nefah meselesi, bir tanesi Süleymanlar meselesi, Süleymancılar olarak ifade edilen Süleymanların meselesi, bir tanesi Menzil tarikatının AK Parti'ye oyunu açıklaması, bir diğeri İsmail Ağa'da ise işte Cübbeli Ahmed'in sap dışı edilmesi ve seçimle bağlantı meselesi. Şimdi bunlar içerisinde yeniden refah meselesi AK Parti açısından şunun için önemli. Belli yerlerde AK Parti'ye kaybetilme meselesi değil, oy kaybettiriyor. Mesela Malatya'da oy kaybettiriyor. Mesela Adıyaman'da oy kaybettiriyor. Mesela Elazığ'da oy kaybettiriyor. Mesela Urfa'da yarışı başa baş götürüyor. Yozgat'ta AK Parti ile yarışıyor ve birçok yerde Bursa gibi birçok yerde de böyle hayati pozisyonda kaybettiği oyla belediyeyi değiştirme imkanına sahip olduğunu ifade ediyor ki Bursa'da son dönemde bir toparlama olduğunu bir tarafa bırakarak söyleyeyim. Yani bizim İyi Parti ve CHP arasında gördüğümüz tablonun bir benzerini yeniden refah içerisinde gördük. Tabii Parti Bey'in üzerinde çok büyük bir baskı var ben yakın kurmay çevresinden de biliyorum görüştüğüm bütün refahlardan da biliyorum. Sadece onlarda değil. Mesela muhafazakar mahallede e, kampanya yapan birçok refahlı içinde aynı şey. Şimdi geçen Fatih Çarşamba'ya bir arkadaş gitmiş, o anlattı. Dedi ki yani öyle bir suçlamalara maruz kaldık ki dedi. Neye uğradığımızı şaşırdık. Çünkü şöyle bakıyorlar meseleye. Yani siz AK Parti'ye kaybettiriyorsunuz, CHP'ye kazandırıyorsunuz. Söyle mi? Böyle bir kısım yerde çok iyi tutmuş ve çok iyi şey yapıyor çok iyi işlenmeye başlandı. Ama bak Refah da şunu çok söylüyor. Ne alakası var diyor. Ya yani biz kimseye kaybettirme, kazanma üzerine biz kendimiz girdik. Şimdi eğer kendimiz seçime girmek birilerini kaybettirmesi ve kazanması üzerine ise o zaman biz niye siyaset yapıyoruz meselesi gündeme geldi. Bütün geçerli değil mi bu? Kesinlikle. Şimdi İstanbul'da şöyle bir şey çalışılıyor. Bunu da arka plan olarak söyleyeyim. İstanbul'da çok ilginçtir. AK Parti içerisindeki milli görüşçüler şu an belli ilçelerde belli tırnak içinde söyleyeyim komitelerle yani komiteden kastım 5 kişi 10 kişi kendi içinde işte kimileri orada önde gelen esnaf, kimileri dernek, kimileri vakıf, kimileri iş insanları, kimileri kanat önderleri, kimileri hemşeri dernekleri üzerinden şöyle bir şeye başladılar. Ya tamam kendi oyunuzu verin, BDM üyeliğine verin, ya ilçede de verin. E ilde kazanamayacağınız belli. Dolayısıyla zaten belediye meclisi elinde ilk şeyini sayılacak, oyunu sayılacak. O zaman gelin burada Murat Kuruma verin. Dolayısıyla da aslında onların söylemiyle söylüyorum. Ya bu günahtan kurtulun. Şimdi bu çok tutar mı? Bunu tutabilmesi aslında belki kısmen bir bir buçuk puan için belki mümkündü. Fakat bu son kampanyalar yine refah tabanında öyle bir tepkiyle karşılanmaya başlandı ki yani FETÖ'cü ilan edilme ne bileyim şey Şeye, Aklı e, Aklı şeye gidip, 12 e, şeyden siz söyleyin. Ticari meselede İsrail'in 28 Şubat sürecine, ondan sonra dem meselesi, CHP meselesi falan. Yani ben anlamadığım şey şu. Yani hakikaten bu kampanya, mesela Cumhurbaşkanı'nın diline bakıyorsun, tırnak içinde söylüyorum onu, temkinli. Murat Kurum'a bakıyorsun, Sayın Kurum'a temkinli. Ya AK Parti'nin birçok gazetecisi, yani yakın gazetecisi... AK Parti'ye yakın birçok şey işte sosyal medya fenomeni, troll ne dersek diyelim. Ya kraldan çok kralcılıkla yani öyle tabanda bir nefret uyandırıyorlar ki şu an. Birçok yerde insanlar artık şunu söylemeye başladı. Ya siyasetten soğutuyorsunuz demeye başladılar. Ve bu anlamda ben biraz önce Murat Çelik'in söylediğine katılıyorum. Yani Fatih Erbakan eğer burada oy ile birlikte bir süreci yakalarsa AK Parti nin ikinci partisi olma pozisyonuna erişebilir mi erişemez mi onu gör, görmüş olacağız hep beraber. Ama şu bir gerçek yani yeniden EFA partisi AK Parti'ye birçok yerde kaybettiriyor. AK Parti'ye birçok yerde oy kaybettiriyor ve bunun üzerine kendine bir siyasi alan açıyor. Bu siyasi alan içerisinde kazanabileceği iller iki ille güreşiyor. Yani Yozgat ve Urfa'da başa baş bir güreş içerisinde kazanır mı kazanmaz mı onu hep birlikte göreceğiz. Ama sadece Urfa'daki anketlere yansıyan oyu söylemeyeceğim ama yani onun oy oranını hesapladığınızda böyle topladığınızda belli yerlerdeki oyları bir rakam elde ediyorsunuz. Yani Urfa'da 300 bin civarında oylardan bahsediyoruz. 1 milyona yakın. Yani İsmail öyle bir vurdu ki şey bırakmadı. Bowling'de. Ona göre ölçülü bırak, bak. Bowling'de top bırakmadı yani. Bak. Bir vurdu ki. Ali Bey'in üzerine yürüdüm senin üzerine yürüdüm, bak. Şöyle. o, ya önce şunu söyleyeyim. Şimdi ben Sayın İmamoğlu'nun en büyük avantajı, ben ısrarla hep onu söylüyorum. Bu altılı masa dağıldığı zaman, Sayın İmamoğlu'nun etrafında bunlar dağılacağı zaman, hani oy bir şekilde azalır ve biz Sayın İmamoğlu orada oy kaybeder hesabının yanlış olduğunu hep söyledim. Sebebi şu, çünkü ortak muhalefet adayı çıkarıyorsunuz. Şimdi İstanbul'da bakanların gelişiyle ilgili iletişim açısından eleştirebilirsiniz. Ona bir şey demem. Yani bu Sayın İmamoğlu'na gerçekten avantaj mı, dezavantaj mı? Onu AK Parti'nin kendisine bir sorması lazım. Bana sorsanız hepsini sahaya sürmem. Bak bana sorsanız, iletişimci olsam sürmem. Sebebi şu, rakibin büyüklüğünü siz kendiniz belirlemeye başlıyorsunuz. Zaten rakip, yani AK Parti açısından konuşma dille de söylüyorum. Rakip, zaten İmamoğlu eşittir Cumhurbaşkanı gözüyle bakılıyor. Şimdi bunun karşısında bu kadar e, sahip, domine ettiğinizde bu başka bir şey getirir. Ha birçok seçim döneminde biz bunları gördük mü? Gördük. Şimdi itirazım şu. Türkiye'de bir sistem değişti. Bu tartışılabilir. Doğru mu oldu, yanlış mı oldu başka bir şey ama realiteyi söylüyorum. Şimdi sonuçta Sayın Hakan Fidan'da, Sayın Ali Yerli Kaya'da AK Parti'nin bakanı. Şimdi biraz önce parti içi denge meselesi konuşuldu ya ben AK Parti çevrelerinden şöyle bir şey duydum. Sayın Bakanların çevrelerinden de duyduğum için söyleyeyim. Şimdi Sayın Ali Yerlikaya'nın ismi geçti mi İstanbul'a adadık sürecinde? Sayın Fahrettin Koca'nın ismi geçti mi? Geçti. Sayın Hakan Fidan'ın ismi geçmedi. Şimdi düşünün Ali Yerlikaya Sayın Yerlikaya İstanbul'a hiç gelmedi. Sayın Koca hiç gelmedi. Ve bir gazeteci çıktı dedik ya bunların arasında bir problem mi var? Niye gelmedi sorusunu sorduğunda parti içi denge açısından kendinizi onların yerine koyduğunuzda Oleyi, zorunda o, oleyi çektirmek zorunda mı sen? Olaye çektirmek zorunda mıydı? Bak şeyi söyleyeyim. <laughs> Şimdi şeyi söyleyeyim. Ya, yöntem ayrı bir şey. Biri <laughs> yani, biz yani. hepimiz diye çıkarma <laughs> yaptılar. Yöntem, yöntem. Ayrı. Şimdi İsmail öyle güzel yerden yakalıyor <laughs> ki bizim Karakök'teki arkadaşlar yazmış. İsmail'i bir gün getirsen oleyi çektirelim diye. <laughs> Şimdi şunun için söylüyorum. Bu tartışılabilir. Ama ben ısrarla şeyi savunanlardanım. Sağlık Bakanı Uyanık hastanelerin kenarlarında dolaşıyor pek görünmüyor. Yok bugün zeytinbundayız. Ben yani evet. tamam öyle çok görünür değil. Zaten hediye akıl... edildi ya bakanlığa. Ya, yani ama Ali <laughs> şöyle... Yerlikaya, ayarını Kaya. Yerli yok, yok, şöyle. Ha, onu da söyleyeyim ben e, bu geçen hafta bu meseleyi konuş konuşacaktık, e, konuşamamıştık. E, ben Sayın Bakan'ın şeyini aramıştım. Yakın çevresini kendisi meşguldü. Dedim ki ya böyle bir seçim güvenliğiyle ilgili tereddüt olduğu söyleniyor. Çok net bir cümle söyleyebilirsiniz dediler. Seçim güvenliği namusumuz dediler. Tamam dedim. Ben bunu ifade ederim. Bakanlarla ilgili benim düşüncem şu. Ben e, İngiltere'deki sistemin ta ilk günden itibaren söyledim. Milli savunma, iç işleri, MIT yani istihbarat ve dış işlerinde aynı İngiltere'deki sistemin devam etmesi geleneğine yana olan bir insanım. Nedeni şu. Mesela şimdi tabii sistem değiştiği için orada partili, partisiz itirazları gelebilir. Mesela ben milli savunma bakanlarının... Gerçekten genelkurmay başkanlığından seçme olması gerektiğine inanıyorum. Ben yani genelkurmay başkanlarının milli savunma bakanı olması gerektiğini düşünenlerdenim. İstihbaratın dış işlerine geçmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Güvenlik politikası ile ilgili kim varsa onun istihbarata geçmesi gerektiğini, valilerin veya mülki amirlerinde hangisi ise de onun da iç geçmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Sebebi şu, yani bunlar uzmanlık gerektiren alanlar. Şimdi siz iç işlerinde, hep Türkiye'de eleştiri oydu değil mi? Mevzuatı bilmiyorsunuz. Ben Sayın Yerli Kayan dışında söylüyorum. Mevzuatı bilmiyorsunuz. İç işlerine hakim değilsiniz. Dışarıdan işte tarımcısınız, gelmişsiniz. İçişleri Bakanlığı yapıyorsunuz. Bu kolay bir şey değil ama oradan yetiştiğinizde o mevzuat gereği illa bunun partili olması şart değil. Yani bunun genel bir kaydı olarak buna inanıyorum ve bunun olması gerektiğini söylüyorum. Şimdi İsmail tabi haklı olarak Türkiye'de bir algı var. Doğru kendi o algı doğru bir mite mit girerse çıkana kadar şeyimdir, mitçidir hikayesi. Biz bunu soruyoruz zaman zaman emekli olanlara, gülüyorlar. Yani mesela Cevat Öneş falan da hep sorduğumuza gülerlerdi. Şimdi dolayısıyla da burada mesele, tabii ki sistem değişti, bunu görmek gerekiyor. Yani sistem değiştiğim kastım başkanlık sistemi geldi. Başkanlık sistemiyle birlikte eski alışıla geldiğimiz bakanlıklar yok. Şu an bakanlıklar bir nevi, atanıyor. Partili. Evet atanıyor ve dolayısıyla da parti içi denge açısından da onu öyle düşünmek lazım. Aynı şeyi nasıl düşünüyoruz? Mesela Sayın Özgür Özel İstanbul'da Sayın İmamoğlu'nun toplantısına gelmedi dedik. Halbuki zaten gelmeyecekmiş orada şey başka. Birçok komplo teorisi ürettik değil mi? Ya acaba ayrılık mı var? Acaba başka bir şey mi var? Eşim şimdi bunu AK Parti bakanları için de düşünmek gerekiyor. Ha bakanların İstanbul'a bu kadar yığılması bence doğru bir iş değil. Yani iletişim açısından doğru bir iş değil. Bunu açık ifade edeyim. Neden doğru bir iş değil sorusunun cevabı. Ya şimdi dönüp de kararsız seçmen şöyle bakıyor. Aa, neymiş bu? Neymiş bu sorusu gündeme gelmeye başlıyor. Ve ister istemez etmenler değişmeye başlıyor. Mesela dün yabancı bir basın geldi röportaja. İstanbul'da niye proje konuşulmuyor dedi çok. E dedim Türkiye'de ne yazık ki, yerel seçimde bu proje çok konuşmuyoruz. Çünkü biz 2028'e oyluyoruz. İstanbul'da öyle oynuyoruz ama Anadolu'da kişileri oyluyoruz. Dolayısıyla da çok proje konuşulmuyor. O anlamda ben bu stratejinin yani Sayın İmamoğlu ilk başta altılı masanın bırakması, daha sonra lider adayı olarak ortaya çıkması, daha sonra AK Parti'de kendisini 2028'de bir şekilde bu seçimin 2020 yani şu çok çok net başarı bunun altını çizmek gerekiyor. Sayın İmamoğlu bu seçimi yerel seçimden çıkardı. Bak bunun altını çizmek Genel gerekiyor. Genel seçime gidiyor gibiyiz, evet. Bak evet ben bunun altını çizmek gerekiyor bu çünkü şöyle ısrarla Sayın İmamoğlu ben hep söylüyorum bazen espri yapıyorum yani e, böyle yerel meseleden ziyade hep ulusal mesele bütün konuşuyor. Bakanlar ama buraya dökülerek İmamoğlu'nun eğer stratejisi oysa ona güç verdi. E ben de ona katılıyorum İletişim açısından ben bunu böyle düşünüyorum yani ben olsaydım bütün bakanları İstanbul'a getirmezdim ya da getirirsem bile şöyle çok farklı. Ya ben şunu biliyorum. Yerel seçimde mesela daha etkili bir mekanizma var. O mekanizma şu. O mekanizma mesela Iğdırlılar varsa Iğdırlılar üzerinde etkili kanat önderlerinin gelmesidir. Evet. Mesela Malatyalılar varsa Malatyalılar, Adıyamanlılar üzerinde geçmiş dönemlerde bu böyleydi. Ama şimdi mesela hem CHP'de hem AK Parti'de onları çok görmüyoruz. Niye çok görmüyoruz? Çünkü lider odaklı gidiyor. Şimdi İstanbul'daki kampanyalara bakıyorsunuz. Sayın İmamoğlu günde 2-3 kampanya yapıyor değil mi? Evet. İşte say mesela çok Hiç ilginçtir. Şey Sayın İmamoğlu Esenyurt'a gitti, Sayın Özgür Özel de geldi Esenyurt'a. Çünkü Esenyurt o anlamda kritik, o anlamda daha farklı. Ama bu, ben çok açık söyleyeyim, yani ben olsaydım bütün bakanları getirmezdim. Peki. Murat Çelik'e dönelim. Bir yandan da tabii ki İstanbul'da soruyoruz ama şunu da sormakta fayda var. Bakanlarla hep birlikte burada gelirken yayın başında da çok önemli bir not paylaştın. Hatta paylaşacağını söyledin. Cumhur İttifakı'nın en önemli ortağı evet. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çok sessiz, çok sakin kaldığını görüyoruz bu seçimde. Bununla ilgili paylaşacağın notu da eklersen sevinirim kulis bilgilerini. Tabii hatta oradan başlayayım. Tabii. Şimdi e, MHP'nin... E, Büyük kurultayında e, yeni yüzyılın kurtarıcı lideri ifadesini kullanıyor ya e, Devlet Bahçeli. Erdoğan'cın evet. Oraya geleceğim ama önce neden Bahçeli e, sahada değil sorusunun cevabını vereyim. Biraz araştırdığımda benim edindiğim izlenim. Hani Bunun arkasında bir e, komplo teorisi vesaire aramaya gerek yok gördüğüm kadarıyla. E, tamamen. Sol kolu biliyorsunuz askıda Devlet Bahçeli'nin. Yani e, kolundan bir sa sakatlığı var e, ve o devam ediyor. Kolu hala askıda. Yani 17 Mart'ta e, kurultayda e, konuşurken kürsüde sol kolu askıdaydı. Hala da devam ediyor. Biraz da ağrıları olduğu ve doktor tavsiyesi sebebiyle seyahat etmemesi. E, benim aldığım bilgiler bu yönde. Yani hani MHP çevrelerinde biraz dolaştığınızda ee, bunun arkasında bir şey aramayın diye bir den yani tamamen bu nedenle e, sağlık sebebiyle kolundaki sıkıntı sebebiyle seyahat etmemesi yönündeki doktor tavsiyesine uyduğu söyleniyor ama hani Burası Türkiye bunun e, kim ne kadar e, hala bu açıklamayla kim